Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün ikinci video geliyor. İkinci video şu yüzden geliyor. Bugünkü attığım ilk videoda yeni yılınızı kutlamayı unutmuşum arkadaşlar. O yüzden yeni bir video çekip ve yeni yılınızı kutlayarak videoya başlayaraktan yeni bir video yapmayı planladım. Umarım 2021 bize 2020'deki bütün sıkıntıları, üzüntüleri unutturacak şekilde güzel bir sene olur. Özellikle de umarım şu Covid illetinden kurtulmuş olduğumuz bir yıl olur kendileri. Buradan bugünkü, daha doğrusu bu akşamki atacağım video şu. Artık tedavi modunda oyunları oynamaya başlıyoruz. Bundan öncekinde işte genler değil de özelliklerin ne işe yaradıklarından bahsetmiştim. Şimdi normal modlarda bütün bölümleri geçip bütün bölümler açıldıktan sonra da çok zor modlarda bu bölümlerin nasıl geçildiğini sizlere göstereceğim. Şimdi şöyle normal zorlukta açıyorum. Şöyle rastgele hastalığımın adını seçiyorum. Herhangi bir gen kullanmayacağım. Bu videoları gen kullanmadan geçmeye çalışacağım sizlere yardımın dokunması için. Operasyon merkezi olarak Arabistan'ı seçiyorum ben yine. Hemen yapmam gereken şey buradan bu özellikleri açmak arkadaşlar. Afrika'da hastalığımız Afrika'da. Şöyle ekibimizi gönderiyoruz. Hatta primer odak da Mısır'mış. Şöyle bütün Afrika'yı gezeyim. Mısır'ı bulamadım yalnız derken Mısır'ı buldum. Şimdi şöyle şunları da açtıktan sonra Afrika'ya ben bir uyarı geçiyorum. Uyarı geçtikten sonra da hemen buradan televizyonlardan gerekli yayınları yapıyorum. Ve self isolation yani kendi kendilerine izolasyon yapmalarını istiyorum. Henüz karantina önlemlerine başlamayacağım. Şuradan şöyle şimdi zaten size önceki videolarda çevirisini yapmıştım. O yüzden bu videolarda çevirmekle uğraşmayacağım. Hızlıca yapmam gereken şeyleri tek tek yaparak oyunu kazanmaya çalışacağız. Şimdi burada bu test kapasitesini ve temaslı takibini benim oyunun başındayken açmam gerekiyor. Aşı için çalışma yapmaya başlayabiliriz. Ben biraz daha beklemeyi tercih edeceğim. Hastalık Güney Amerika'ya da yayıldı. Şöyle hemen Güney Amerika'ya da uyarımı veriyorum. Buradan sosyal mesafe diyorum. Sonrasında da lokal lockdown dediğimiz özellikleri açacağım. Bir önceki videoda hatırlatmamışım arkadaşlar. Çok hatırlatmayı da sevmiyorum. Ama videoyu izleyenlerin çoğu kanala abone olmayan arkadaşlar. Yani eğer hoşunuza gidiyorsa videolar kanala abone olmanızı, bildirimleri açmanızı tavsiye ederim ve bu beni çok mutlu eder. Burada hemen Avrupa'ya da bir karantina değil de uyarı veriyoruz. Şimdi şöyle Afrika'ya ben artık bir karantina uygulaması başlatmak istiyorum ve başlatıyorum. Burada bunun için 20 puan gerekiyor. Şöyle yapalım onun yerine. Bakın gördüğünüz gibi şu an uyumsuzluk artıyor. Benim bu uyumsuzluğa müdahale etmem lazım. Şöyle yapalım. Karantinayı şimdilik kaldıralım. Ve buradan uyumun artması için bu izin şemaları denilen özelliği açalım. Şöyle bu ekibi Avrupa'ya da gezdirelim. Şöyle oyunun hızını arttırabilirim. Şöyle Güney Amerika'ya gönderelim, Brezilya'ya gönderelim. Şimdi şöyle aşı çalışmalarına başla diye bildirim geldi. Biraz daha bekleyeceğim ben. Çok acele etmeye gerek yok.
Şöyle yapalım. Afrika'ya zorunlu bir karantina uygulaması getirmem lazım. Aşıları da çalışmaya başlıyorum. Buradan hemen bu özelliği açıyorum. Bu özelliği açtıktan sonra artık biraz daha hastalığın ölümcüllüğünü azaltmaya yönelik teşebbüslerde bulunacağım. Buradan karantinayı tekrardan geri kaldırıyorum. Sonrasında artık bütün kıtalarda uyarımı yapıyorum. Şöyle ölüm oranını azaltmak için ve gelecekte aşıyı daha hızlı bulabilmek için buradan size söylemiştim. Şu özellik mesela ölüm oranını azaltıyor. Şuradan bu açacağımız özellik aşı araştırma hızını artıracak. Bu da aşı bulunduktan sonra fabrikasyon hızını artıracak. Şu an zaten aşı çalışmalarına devam ediyorum. Orta Afrika'da işte sıfırıncı hastayı bulduk. Sıfırıncı hasta demek hastalığın ilk bulaştığı kişi demek. Şöyle bir bakalım dünya genelinde hastalık oranının çok yüksek olduğu yerler. Afrika kıtası dışında başka bir yer göremiyorum ben. O yüzden Afrika'ya tekrardan bir karantina uygulaması getiriyorum. Burada karantinaya uyumu arttırmak için hemen bu özelliği açıyorum. Bu özelliği önceki videoda anlatmıştım zaten. Bu uyumsuzluğu azaltacak bir özellik. Hemen şöyle buradan aşının bulunma hızını arttırabilmek için şu iki özelliği açıyorum. Birazdan karantinayı Afrika'da tekrardan kaldıracağım. Burada aşı hızını biraz daha arttırmak için bu özelliği açıyorum. Artık karantinayı kaldırabilirim. Şöyle hastalığın çok olduğu bölgelerden mesela şu an Asya'da artmaya başladı. Asya'ya bir karantina uygulaması yapabilirim. Zaten karantina yapılan yerler şöyle sarı çizgiyle belli oluyor arkadaşlar. Şu an aşı %80'lere kadar geldi. Buradan bu özelliği atacağım ki aşı bulunduğu zaman hızlıca hemen onun fabrikasyonunu sağlayıp dağıtımını yapabilelim. Buradan uyumsuzluğu biraz daha azaltabilmek için bu özelliği açıyorum. Şu an yetki puanımız yani otoritemiz gayet iyi durumda. Şu an aşı tamamlandı. Şöyle yapalım bir saniye. Buradan hemen karantinayı kaldırıyorum. Aşının üretim hızını arttırmak için buradan bu özelliği açıyorum. Yetkimi arttırmak için buradan bunu açıyorum. Yüksek puanla tamamlamak istiyorum. Aşı tamamlanana kadar bu sansür uygulayarak bu yetkimin azalmasını engelleyeceğim. Çünkü yaklaşık 1-2 ay içinde zaten aşının tamamlanacağını, dağıtıma uygun hale geleceğini düşünüyorum. Şu an aşı üretim %60'lara kadar geldi. İzlanda bizim sansür yaptığımızı anladı. Buradan hemen sahte haberleri de tedavüle sokuyorum. Birazdan bu sahte haberlerin de süresi dolup hızlı bir şekilde yetkim azalmaya başlayacaktır. Otoritem sarsılmaya başlayacaktır. Biraz bu sansürle sahte haberleri erken açtım. Çok da önemli değil ama.
Şuradan şöyle otoriteyi ikincisini de açıyorum. Otoriter müzikiye yükseliyor. Yani şu an normal modda olduğu için çok fazla kısıtlama uygulamama gerek kalmadan hastalığı kontrol altına alabildim. Sahte haberler de ortaya çıktı. Birazdan otoritem hızlı bir şekilde azalmaya başlayacaktır. Çok da önemli değil ama aşı üretimini zaten tamamlamak üzereyiz. Güvenilirliği kontrol ediliyor. Şu an aşımız tamamlandı. Artık tüm dünyaya dağıtılmaya başlanacak. Şuraları hızlandırabilirim. Bu şekilde bakteri oyununu normal modda kazandık arkadaşlar. Yani otoritemiz fazla sarsılmadı. Daha iyi oynayabilirdim. Ama bu şekilde de oyunu kazandık. Şöyle hastalık grafiğini göstereyim. Burada enfeksiyon oranı, ölüm oranı ve uyumluluk riskini görüyorsunuz. Şu şekilde. Buradan da karantinaya alınan popülasyon ve özgür popülasyonu görebiliyoruz. Şurada Asya'yı karantinaya aldığım için yaklaşık bir %50'lik popülasyon karantinaya alınmış. Bu şekilde bakteri bölümünü normal modda hızlı bir şekilde geçebiliriz. Sırasıyla bundan sonraki videolarda virüsü, paraziti, işte tek tek bunların hepsini normal modda oynadıktan sonra çok zor modda oynayarak geçmeye çalışacağız. Bunları herhangi bir gen kullanmadan yapacağım. Çünkü siz de gen kullanmadan nasıl geçebilirsiniz bunları göstermek istiyorum. Dediğim gibi bir kere daha hatırlatmakta fayda var. Çünkü videoyu izleyen arkadaşların çoğu arayarak videoyu bulan arkadaşlar ve o nedenle de kanala abone olmayan arkadaşlar. Eğer bölümleri geçmenize yardımcı olabiliyorsam, videoları beğeniyorsanız, kanala abone olursanız ve videoya bir like atarsanız bu benim için gerçekten çok önemli bir destek olacaktır. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Çok mutlu yıllarınız olsun. Umarım yeni yıl yani güzellikleriyle beraber gelir. 2020'yi aratmayacak bir yıl olur inşallah diyorum. Ve videoyu sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.